Merhaba Şifre Eğit günümüzde aksiyon kameraları artık otomobil sporlarında vesaire kullanılan çıktı ve gündelik hayatımızda aksiyon kameralarını farklı amaçlar için kullanıyoruz. İster arkadaşlarımıza geçireceğimiz bir tatilde örneğin kayak yaparken kullandığımız aksiyon kameralarını bisikletle gezerken veya otomobille küçük bir geziniye çıktığımızda da etrafı pratik şekilde kaydetmek ve yüksek çözünürlüklü videolar kaydetmek için kullanıyoruz. Karşınızda Sony'nin HDR-AS20 ürünü var. Sony'nin bu aksiyon kamerası sizlere ufacık bir gövdede Full HD kayıt yapma imkanı sağlıyor. ASL modelinde Wi-Fi bağlantısı üzerinden Sony'nin kendi yazılımıyla örneğin Android cihazlarla bu kamerayı eşleştirerek ne çektiğinizde oradan görebilmeniz, kaydı başlatmanız veya durdurmanız da mümkün hale geliyor. Teknik özelliğine bakacak olduğum zaman AS20'nin 11,9 megapiksellik çözünürlüğe sahip bir algılayısı olduğunu görüyoruz. Buradaki e, lens sisteminin hemen arkasında lens sistemi demişken de e, Carl Zeiss'in Tessar e, ürünlerinden bir tanesini burada bize sunuyor Sony. Dolayısıyla zaten hani üst seviye ürünlerde Zeiss lensler kullanmasına e, alışığız. Buradaki lens size 170 derecelik kocaman bir görüntüleme açısı sunuyor. Eğer derseniz ki ben daha stabilize görüntüler istiyorum, steady shot açacağım derseniz de buradaki görüş açısı 120 dereceye düşüyor. Siz yine full HD videolar kaydetmeye devam ediyorsunuz ama ne oluyor? Sarsıntılar önemli bir miktarda engellenmiş oluyor. Sony'nin fotoğraf makinelerinden de tanıdığımız Exmor R işlemcisi de bu cihazın kalbinde görüntüleri işleyerek hemen kaydetmenizi sağlıyor. Diğer aksiyon kameraları gibi Sony'nin de bu cihazı çok basit kontroller sahip. Üzerinde sadece 3 tane düğme var. eğer buradaki tuş kilidini sayarsak o da 4. aslında düğme ama tabii ki mekanik olarak buradaki şey engellediği için buna düğme demesek de olur. arkadaki tuş açma kapamızı sağlıyor ve aynı zamanda kayıda başlayıp bitirmenizi sağlarken menülerde gezinmek ve iki tanesine bastığınız zaman cihazın Wi-Fi bağlantısını açacağınız kontrol düğmeleri de yan tarafta bulunuyor. İşin e güzel tarafı üzerinde bir tane hoparlör varken stereo ses kaydını ön taraftan bu şekilde yapabiliyor buradaki mikrofonlar üzerinden. Fakat Sony multimedya konusunda uzman bir şirket olduğu için tabii ki bazı diğer cihazlara göremeyeceğiz bağlantılar aşağıda bizi bekliyor oluyor. Örneğin stereo bir e, mikrofon girişi olduğunu söylemeliyiz. Özellikle kendi kılıf içinde çekim yapmıyorsanız e, buradan e, mikrofon bağlayarak yayın yapmakta bu cihazı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki aşağı tarafta kendisine özel bir bağlantı arayüzü ve mikro HDMI bağlantısını görebiliyoruz. Aynı zamanda farklı giriş çıkışa destekleyen bir de micro USB yuvası var ki bu zaten cihazı şarj ederken de kullanacağınız yuva. Arka tarafını açtığımız zaman karşımıza çıkan şey bir tane pil. Bu pili şu şekilde yuvasından çıkarabiliyoruz. 1240 miliamper saatlik böyle minik bir pil mevcut. Uzun süre çekim biliyorsunuz ve aynı zamanda tabii ki çektiğiniz şeyleri nereye depolayacaksınız? Elbette cihazın içinde bir tane micro SD kart yuvası var. Micro SD kart yuvasına takacağınız kartlarla cihazda uzun süre kayıt yapmanız mümkün. Tabii ki bir aksiyon kamerası yanında size sunulan kılıfı kadar etkili oluyor. Çünkü bu kılıf olma takdirde örneğin bu cihazı suya sokmanız mümkün değil. Fakat burada Sony'in size sağladığı kılıf sayesinde, bu footage'den çıkan bu güzel kılıf sayesinde bu kamerayı her yere sabitleyebiliyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Aşağıdaki artık klips çektiğiniz zaman Ön taraf serbest kalıyor ve siz buradan ön kapağı açabiliyorsunuz. Bu şekilde kamerayı içeri oturttuğunuz zaman sağ taraftaki tuşlar yerlerine oturuyor. Arkada da kayıt düğmesi kendi yerine bulmuş oluyor. Ön taraftan bu şekilde kapattığınızda artık kameranız yüksek miktarda suyun altına girmeye hazır ve dış etkenlerden korunmuş durumda. Her ne kadar içerideki ses algılaması bu durumda birazcık azalmış olsa da Sony buraya yerleştirdiği özel girişler sayesinde hem suya karşı dayanıklı olma özelliğini bozmuyor hem de sesin birazcık daha iyi alınmasını özellikle bu kılıf içine biraz daha iyi alınmasını sağlıyor. Bazı rakip markalarda görmediğimiz tripod girişte bu kabın hemen altında bizleri karşılıyor. Dolayısıyla vantuzlu sisteminiz varsa doğrudan bu tripod girişinden cihazı sabitleyerek çekim yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ekstra aparat satın almanıza gerek yok. Sony HDR AS20 aksiyon kamerası sizlere her yerde güvenle kullanabileceğiniz ve su altında da size eşlik edebilecek güzel bir aksiyon kamerası olarak sunuyor. Birçok farklı aksesuarını da ayrıca satın alarak bu deneyiminizi çok daha ilerletebilirsiniz. Dolayısıyla bir aksiyon kamerası almak istiyorsanız ve özellikle telefonlardan kolay kullanım hedefliyorsanız Sony'nin bu cihazı sizler için olabilir.